Maçka'nın Köprüyanı köyünde kesişen iki hayat. Trabzonlu Eren Bülbül. Artık 11 kişi oldunuz, gözünüz aydın. Maça tam bir kadro çıkartabilirim daha. Adı ne? Eren. Hataylı jandarma subay, kıdemli başçavuş Ferhat Gedik. Çok özledim sizi. Nasıl kaldı? PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen iki kahramanın hayatı artık beyaz perdede. TRT ortak yapımı kesişme İyi Ki Varsın Eren filmi Eren'in doğum gününde gösterime girdi. Komutan, teröristleri gördüm. Evin her yerinde geziyorlardı. Eren şehit olduğunda henüz 15 yaşındaydı. Kısa ama cesaret dolu hayatı hiç unutulmadı. Memleketi Trabzon'da izleyiciler yılın ilk gününde onun hayat hikayesini izleyebilmek için sinema salonlarını doldurdu. Çok güzel gerçekten. Başından beri hatta bayağı ağladık. Yani hem komik hem dokunaklı. Hani çok merakla bekliyordum. Hani bugün böyle koşa koşa geldik buraya arkadaşımla yetişebilmek için. Kendisinin doğum günü 1 Ocak 2002. Ben de onunla aynı gün doğmuşum 1 Ocak 2002'de. Ben de Aslen Osmaniyeoğlu olmama rağmen üniversite için Trabzon'a geldim. O gitti, bizler geldik. Bir Eren ölür, bin Eren doğar diyoruz. Ağlayan analar babalar değil. Gülen bebeler olsun diyorum ben. Ferhat Gedik 41 yaşında, 41 kurşunla şehit edildi. İşte o kahramanın hayat hikayesinin de anlatıldığı film memleketi Hatay'da vizyona girdi. Duygusal anların yaşandığı film izleyicilerden tam not aldı. Prodüksiyon gerçekten çok güzel olmuş. İzlediğiniz zaman o duyguyu birebir hissediyorsunuz. Çok güzel yansıtılmış. Asker kıyafeti isterim. Asker kıyafeti olmadan sünnet olmam değil. Gerçek olaylardan uyarlanan film 800 sinema salonunda aynı gün izleyiciyle buluştu. Filmi gerçekten harikulade buldum. Yani anlatış tarzıyla olsun, olayların birbirine bağlanmasıyla olsun mükemmel olmuş. TRT ve ortak yapım öyle kadar güzel şey yapmış ki insanların şivelerine, yani Karadeniz şivesini çok güzel oturtmuş. Yani bizden biri olarak yapmış. Mükemmel. Tebrik ediyorum gerçekten. Canından evladım. Göz göre göre nasıl ölüme gönderir? Valla ben film bittikten sonra iyi ki varsın Eren demek istedim. Bağırmak istedim yani. Çok etkilendim, çok güzel. Eren ben, dünyayla da seni topla vuram. Film Türkiye ile aynı anda Almanya, Avusturya, Norveç, Fransa ve Danimarka'da da vizyona girdi. Kesişme İyi Ki Varsın Eren filminin gösterimi Türkiye ile sınırlı kalmadı. Başka ülkelere de taşındı. O ülkelerden bir tanesi de İngiltere oldu. Film İngiltere'nin başkenti Londra'da büyük sinema salonlarında gösterime girdi. İyi Ki Varsın Eren filmi Türkiye'den sonra en çok Almanya'da izleyiciyle buluşacak. Film başta Hamburg olmak üzere Almanya'nın 31 şehrinde gösterimde olacak. Uşaklar, kazanan takım Habukoda Karbuz'un... Kesişme İyi Ki Varsın Eren 5 Ocak'ta Belçika'da beyaz perdede olacak. Yılbaşı dolayısıyla 5 gün resmi tatil ilan edilen Azerbaycan'da tatil dönüşü sinemalarda hareketlilik yaşanacak. Ülkede merakla beklenen Kesişme İyi Ki Varsın Eren filmi 6 Ocak'ta vizyona girecek. İyi ki varsın Eren.